Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Çünkü dış açısı 360 bölü 72. iç açı da 180 eksi 72'den 108 çıkıyor. Sonra ikizkenar üçgen oluyormuş. Burada böyle köşegenler çizdiğiniz zaman 108 dereceye burası. Bunlar 36-36 yapıyor. Aynı şekilde bunu da çizerseniz böyle 108 ya 36-36 yapıyor. Açıları yazdığınız zaman Şurada ikiz kenarlıklar çıkıyor. Dikkat et. Şu şu ikiz kenar. Sonra zaten şunlar şunlar ikiz kenar. Hatta burası da eşit oluyor. Hatta burası da burası da eşit oluyor mu? Oluyor arkadaşım. Yani bazen bununla ilgili şöyle 36, 36, 108 bu üçgenle şu büyük üçgenin benzer olması bile kullanılabilir. Buna dikkat edin. Bir de düzgün beşgende simetri eksenini de bilseniz iyi olur. Bazen karşınıza çıkabilir. Simetri ekseni dediğimiz şey şu. Bir köşeden karşı, karşı kenara çizilen dikme simetri eksendir. Yani iki eşit yarıya ayırır. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. 90 derece iki eşit parçaya da böler böyle. Yani katladığınızda üst üste binecek kenarlar. Bütün yüzeyler üst üste biniyor. İşte biz buna ne diyoruz? O katlama çizgisinin olduğu yere simetri ekseni diyoruz arkadaşım. Burada e, örnek sorusu da var. Çözümü de var. Biz direkt sorulara bakalım. Şimdi <laughs> düzgün beşgen. Bu arada düzgün beşgende bütün köşegenlerde birbirine eşit oluyor. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi düzgün beşgen birinci soruya bakıyoruz. 12 derece verilmiş. Şu kenarda eşit verilmiş. E bu kenar eşitse bütün kenarlar birbirine eşit ya. E iç açısı kaç derece? 108. E 108 12 daha 120. E şurada kaçının tamamı 120 yaptıysa ve ikiz kenarlık varsa 180'den 120 çıkart. 2'ye böl. 30 30 yapıyor. E hocam bunun da tamamı 108 olduğundan dolayı buraya da kaç derece kaldı? 78 derece kaldı. Yani birinci sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Düzgün beşgen demiş alfa kaç derece diye sorulmuş. E, i̇ç açısı kaç derece 108 hatta dış açısı 72. 360 bölü e, 5'ten 72 geliyor daha doğrusu. 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl 54 54 yapar burası. Ters açıdan dolayı burası da 54. e Burası da 108 olduğundan dolayı alfa 108 ve 54'ün toplamının 180 yapması lazım. Bu ikisinin toplamı 162 yapıyor. 180'den 162 çıkınca da Alfa da 18 derece yapıyor. Yani ikinci soru akçay oldu. Geldik güçe. Evet birer kenarları ortak. Böyle eşitleri yazalım. Düzgün beşgen var. Eşkenar üçgen var. Kare var. Bak eşitleri yazınca şurada ekstra bir ikiz kenarlık çıktı. Burası kaç derece? 108 derece. Burası 60 derece. Burası 90 derece. O zaman bunları toplayalım. 168 artı 90 200 258 yapıyor. 360'dan 258 çıkartırsak eğer 102 derece mi yapıyor? Evet. Burada kaçı? 102 derece. E bu ikizkenar çıktı. Burada da 2 alfa artı 102'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Ya da 180'den 102 çıkartıp 2'ye bölerek alfayı buluruz. 180'den 102 çıkarsak kaç yapıyor? 78. 2'ye bölsen 34 mi yapıyor? 78'i 2'ye bölsen 39 yapıyor pardon. Böylelikle cevabı Edremit bulduk. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Düzgün beşgen ve eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgen sağ açıları şöyle bir yazalım. 60, 60, 60. Düzgün beşgenin dış açısı burası. 72 derece. Hocam burası çıktı mı çıktı. Burası kaç? 72, 60 daha. 132. O zaman buraya 48 derece kaldı. E zaten burası da 108 derece. E bunun tamamı da 180 yapacağından. X artı 108 artı 48'in kaç olması lazım? 180 olması lazım. İkisinin toplamı 156 180'den 156 çıkınca x de buradan kaç çıkar? 24 çıkar. Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevabı akçay oldu. Geldik 5'e. Düzgün beşgen ve eşkenar dörtgen demiş. Burada eşitleri şöyle gösterelim. Eşkenar dörtgende de eşitleri gösterelim. Şurada bir ne çıktı? İkiz kenar üçgen karşımıza çıktı. Bu ikiz kenarlığı kullanacağız. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. Dış açısı 72. E burası da 108 mi yapıyor? Eşkenar dörtgenden şu ikisinin toplamı 180 olduğundan. Hocam bu da düzgün beşgenden dolayı 108, 108, 108, 216, 360'tan da 216'yı çıkartırsak eğer burası 4, 44, 144 olarak burada kaçıyı buluruz? E burası da alfa olduğundan 2 alfa ile de 144'ün toplamı eşittir 180 olacağından 2 alfa buradan 36 ise alfa da böylelikle kaç yapar? 18 yapar yani 5. soru balık esir oldu. Geldik 6'ya. Düzgün beşgen verilmiş ve bir kare verilmiş. Kareden dolayı 90 derece 90 derece Tamam. Kareden dolayı şöyle eşitleri yazalım. Ve düzgün beşgen burası. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 dereceydi. 90'ı buradaysa buraya kaç kaldı? 18 kaldı. E 108 ya. Şunlar şunlar birbirine eşit. Dolayısıyla şurada bir x kenar çıktı. E buradaki x kenarda 108 ise 180'den 108 çıkart. 72 2'ye böl. 36 36 yapar bunlar. Şuradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı olduğundan x açısı 18 ile 36'nın toplamı yapar. Yani 54 derece olur. Dolayısıyla ikinci, altıncı sorunun doğru cevabı Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. ABCD düzgün beşgen verilmiş ve şurası 12 verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşım ne yapacağız burada? Düzgün beşgende şu önce açıları yazalım. Dış açısı 72. Burası da 72. A burada x kenar çıktı. Sonra hocam burası 108. Bunlar 36 36 yaptı. Bir işimize yaradı mı? Yaramadı. E biz şunu biliyoruz. Düzgün beşgenler bütün köşegenler birbirine eşit. Bir köşegen çizelim. Hangi köşegen mantıklı hocam şu köşegeni çizersek çok mantıklı 12 diyebiliriz. Ama eşit olduğunda göstereyim istersen. Burası 108 derece. Bunlar da 36 36 yaptım mı? Evet. E tamamı 108 olduğundan buraya da 36 kaldı. E burası 72 burası da 72 olduğundan ikiz kenar çıktı. Yani şununla şu birbirine eşit oldu. 12 oldu. E 72 72 burası da 36 oldu. E, şurada da büyük üçgende bir ikiz kenar üçgen oldu. Çünkü 36 36 olduğundan dolayı. Yani şununla şu birbirine eşit olacak. Dolayısıyla x'i kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani 7. sorunun doğru cevabı e direbit oldu. Geldik 8'e. Bak artık işi öğrendik. Bir köşegen alakası yerde bir şeylik varsa ne yaparız? Diğer köşegeni de biz çizeriz. Köşegenler nedir? Birbirine eşittir. 6. E hocam buranın 108 olduğunu biliyoruz. Bunlar da 36 36 oldu. Ve dikkat et. Şu açının tamamı 90 derece oldu. Artık burada bir dik üçgen var. 6, 8, 10 üçgeninden cevap kaç çıkar? 10 çıkar. Yani 8. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 9'a. Düzgün beşgen. Hocam 108 derece. Burada kaçın tamamı 108 derece olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı mı kaldı? Sonra düzgün beşgenin çevresi 20 verilmiş. 20'yi 5'e böldüğüm zaman her bir kenar 4 mü yaptı? Evet 4 yaptı. Sonra başka bir şey var mı? Şu 108 ken buraların 36 36 olduğuna biliyoruz. 108 ken 36 36 yaptı. Şu 36 ile 44'ün toplamı kaç yaptı? 80 yaptı. Evet buradaki açı 80 yaptı. E şuradaki üçgene bakacak olursak bu üçgende ne var arkadaşlar? Bir üçgen. Açıları var. 80 50 daha 130. Buraya kaç kaldı o zaman? 50 derece kaldı. 50 50 olduğundan ikizkenar çıktı. Yani x böylelikle kaç çıktı? 4 çıktı arkadaşım. 9. soru böylelikle Balıkesir oldu ve bu testi bitirdik. Yani 2. bölüm testini bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.